Avrupa'da yaşayan Müslümanların gece uyumakta zorlandığı konular genellikle nelerdir? Bunların en başında ne geliyor? Onların tecrübeleri, onların genellikle şikayet ettikleri, onları gece uyutmayan konuları seans tecrübelerimle size şimdi anlatmak istiyorum. Birincisi şu, çocukları. Daha önceden ele avuca gelen çocuklar zaman ilerledikçe büyüyor. Daha önceden kontrol edebiliyordu. Artık çocuk büyüyünce kontrol edilemez hale gelmeye başladı. Çocuk büyüdükçe dert büyümeye başladı, sıkıntı büyümeye başladı. İkinci sırada eşi. Daha önceden 20 sene önce evlendiğinde aşk ile başlayan, sevgi ile başlayan evliliği tamamen farklı bir hale geldi. Eski sevgi yok, eski aşk yok, eski heyecan yok. Monoton bir hayat. Sanki hani desinler diye var olan bir evlilik. Konu komşu böyle bilsin. Ruhu kalmamış evlilikler. Yani ikinci sorun düşündüğü kişinin eşi. Peki üçüncü düşündüğü konu ne? Onun atası, babası, annesi. Zaman ilerliyor çünkü. Zaman ilerleyince atası yaşlandı, babası, anası yaşlandı. Onların da problemleri başlıyor. Onlar çocuklaşmaya başladılar. Onların da ihtiyacı var. Artık ele güne düşmüş derler ya. Düşmüş hale geliyor. Aciz olmaya başlıyor annesi babası. Peki dördüncü konu ne? O kişiyi uyutmayan konu nedir? O da insanın kendisi. Bak, çocukları, eşi, annesi, babası. Nereye atmış kendini? Dördüncü sıraya. Çünkü gündemde hep başkaları var. Kendisiyle ilgilenemiyor artık. Vakti yok. Kendisini düşünmeye başlıyor. Çünkü daha önceden aile düzeni kurulmadan önce, belki bekarken, evlilikten önce, yani dönüm noktalarından önce kişi yalnızdı, değil mi? Sorumlulukları fazla yoktu. Özgüveni yüksekti. Belki kariyeri yapmıştı veya yapmak istiyordu. Büyük hedefleri vardı kişinin. Her insandaki gibi. Öncelikler sırası farklıydı. Eşinden beklentisi farklıydı. Annesinin, babasının onu devamlı destekleyeceğinden emindi. Veya çocuklarını çok rahatlıkla, bu bilgiler ile rahatlıkla yetiştirebileceğine inanıyordu kişi. Hedefleri vardı kişinin. Peki şu anda nasıl? Aradan 20 sene geçti veya 10 sene geçti. Tamamen farklı bir insan oldu. Daha önceden buradaydı, şimdi burada. Arada dağlar kadar fark var. Özünden ayrıldı kişi. Kişi ne kadar özünden ayrılırsa, hedeflerinden, kendisinden, arzuladıklarından ayrıldıkça o kadar mutsuz oluyor. Acaba tekrar eski ben olabilir miyim veya özüme yaklaşabilir miyim düşüncesi kişinin onu uyutmuyor. Devamlı onu düşünüyor. Başka neler onu uyutmuyor? Kazandıklarını kaybetmek istemiyor. Tamam diyor, özümden ayrıldım, kabul. Ama şu anda bir düzenim var. Eşim var, çocuklarım var, annem babam yanımda ve sağlığım var, elimdekiler. İşim var, gelirim var, evim var. Neyse şu anda sahip olduklarımı kaybetmeme korkusu başlıyor bu sefer. Elimdekilerini kaybetmemek. Çocuklar büyüdü, ele avuca sığmıyor. Onlara kontrol sağlayamıyorum. Onlara laf geçiremiyorum. O da bir kaybetme korkusu. Veya eşim soğuk davranıyor bana. Sözüm geçmiyor. Onu elimden kaybedebilirim. Aile huzurumu kaybetmek üzereyim. Ve annem babam zaten yaşlandılar. Onları kaybedeceğim korkusu. Yani elindekilerini kaybetmem. Bununla beraber sağlığını kaybetme korkusu. Acaba bana bir şey olursa. Ruh sağlığımı kaybedeceğim herhalde bu gidişle. Migren başladı, baş ağrısı başladı, midem ağrıyor, dizim ağrıyor, zaman ilerliyor, yaşlanıyorum herhalde. Bana bir şey olursa ne olacak çocukların hali veya eşimin hali? Veya anneme babama kim bakacak? İşte elindekilerini kaybetme korkusu. Bununla beraber kendini sorgulamak devamlı. Ben acaba iyi anne miyim? Veya ben iyi bir baba mıyım? Hakkını veriyor muyum? Düşünceleri kişiyi uyutmuyor. Yani yetersizlik sendromu, değersizlik sendromu, hak ettiğim değeri göremiyorum, hakkımı vermiyorlar düşüncesi ne yapıyor? Kişiyi devamlı ayık tutuyor, uyutmuyor. Hülasa Avrupa'da yaşayan Müslümanların genellikle gece
onları uyutmayan konular bunlar. Bunlara benzeyen konular. Peki kişi bunu nasıl çözmeye çalışıyor? Genellikle bu problemleri çözme yöntemleri hokus pokus gibi yöntemler ile çözmeye çalışıyor. Nedir hokus pokus? Bir sakinleştirici almaya başlıyor. Düşüncelerini azaltan, fazla kafayı yormamak için psikiyatristlere giderek onlardan bir çeşit uyuşturucu alıyor. Veya kendini uyuşturmak için, kendini rahatlatmak için pembe gözlüğü takıp çikolataya dadanıyor. Şekere dadanıyor. Kendini oraya veriyor. Çünkü şeker, çikolata serotonin hormonu, yani mutluluk hormonu tetikliyor. Kişi mutluluğunu arttırmak için çözmeyi değil de bu problemi çözeyim değil de daha çok bastırma, yani şeker, çikolata, bir çeşit sakinleştirici, hap, ilaç buraya veriyor. Yani kafayı toprağa gömüyor. Veya ehil olmayan, liyakatsız insanlara gidiyor. Bu sefer problem üzerinde problem geliyor. Problem daha da büyüyor. Çünkü çözmediği için. Hayal kırıklığına uğruyor kişi. Liyakatsız insanın onu o problemi çözeceğini zannediyordu. Veya o çikolatanın, o ilacın, o hapın, o psikiyatristin veya o doktorun onu iyileştireceğini zannediyordu. Ama ne oldu? Genellikle %99 iyileşmiyor, düzelmiyor çikolata yemek. Fazla yemek yemek, kendini alışverişe vermek, rahatlatmak için problemi çözmüyor. Problem üzerine problem katıyor. Sen aile problemini çözmek için bir yaşam koçuna gittin veya aile danışmanlığına gittin. Aile danışmanı kendi problemini çözmemiş ki senin problemini çözecek. Çünkü o adam veya o kadın daha hiç evlenmemiş veya ailesini dağıtmış. Ne çocuğu var yanında, ne işi var. Bu sana ne kadar aile danışmanlığı yapabilir? Eğer o kişiye aile danışmanlığına gidersen o sana ne der? Boşa gitsin der, değil mi? Veya Alman bir aile danışmanlığına gittin. O sana ne çekiyorsun onun derdini? Bırak gitsin. Boşa gitsin diyecek. Başka bir şey söylemeyecek ki sana. Bunu biraz daha şöyle anlatayım. Daha basit örnekle anlatmak istiyorum. Örneğin sen diyorsun ki ben şu uzmana gideyim. Mercedes nasıl sürülür? Mercedes'i nasıl alabilirim? Mercedes sürmek istiyorum ben. Maddi durumumu düzeltmek istiyorum diye gittiğin adam, uzman, bisiklet sürüyor. Cebinde bir kuruş parası yok. Finans danışmanı diye ortada dolaşıyor. Peki o kişi sana ne öğretir ancak? Elindekilerini nasıl kaybedersin? Onu öğretir. O zaman şöyle yine aynı yere gelelim. Liyakatsız bir aile danışmanına gidersen, ailem ile birlikteliği güzelleştirmek, huzuru arttırmak için gittiğin o aile danışmanı nasıl eşinden ayrılacağını sana öğretir. O seni sadece ayırır. Senin huzurunu nasıl kaçıracağını öğretir sana. Dolayısıyla liyakatsız danışmanlara giderseniz başınıza bunlar gelir. Yani genellikle çözüm olarak insanlar bu şekilde problemleri çözmek için sağa sola yanlış çözümlere başvurduğundan dolayı genellikle problemler çözülmüyor değerli arkadaşlar. Bu problem ailemizin içerisinde kalsın, mahrem bir konu diye bir gerçek bir uzmana gitmemek de problemi ne yapar? Büyütür değerli arkadaşlar, küçültmez. Bununla beraber şunu da eklemek istiyorum. Avrupa'da yaşayan insanlar başına bir sıkıntı geldiği zaman, kafası karıştığı zaman, kafasının netleşmesi için, kafayı rahatlatmak için, bir çeşit kendini terapi yapmak için klişe bir davranış sergiliyor. O da ne biliyor musunuz? Ben Türkiye'ye gittiğim zaman bir ay bana çok iyi gelecek. Hava değişimi yaşayarak bu problemi çözerim diye düşünüyor. Ama o da bir hatalı davranış değerli arkadaşlar. Bu şekilde de problem daha da büyüyor. Çünkü gittiğin akrabalarda bu konular dillendiğinden dolayı, tekrarlandığından dolayı, oradaki ehil olmayan insanlara anlattığından dolayı, dertleştiğinden dolayı problem büyüyor ve genellikle bize en çok tatil sonrası insanlar başvuru yapıyor. Yani aile dağılmaları genellikle tatil sonrası oluyor veya tatil esnasında oluyor. Bu şekilde de problemler çözülmüyor değerli arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlersen ne yapman gerektiğini
Biraz sonra sana söyleyeceğim. Peki bunun gibi problemler seni gece uyutmuyor ise veya devamlı aklında dolaşıyorsa, tekrarlıyorsa kendini, buna benzer konular ile mücadele ediyorsan, bunları nasıl çözeceksin? Şimdi sana onu anlatacağım. 1. Düşünceleri. 2. Davranışları. 3. Duyguları değiştirebilmeyi görmen gerekiyor. Uygulamalı ve pratik bir şekilde bunları yapabilmen gerekiyor ki gece rahat uyuyasın. Örneğin sen gece yattığında o duygu, düşünce geldiğinde şöyle basit pratik yöntemlerle o duygu ve düşünceyi değiştirebilmelisin. Bu kabiliyeti görmen lazım ve uygulayabilmen lazım. En önemli teknik bu. Başka, sabah kalktın, hayat devam ederken davranışları değiştirebilmelisin. Çünkü başka davranışlar sergilersen problemleri çözersin. Yani hep aynı davranışları yaparsan hep aynı sonuçlar elde edersin. Fakat farklı davranışlar yapabilirsen, yani davranışları değiştirebilirsen, bunların nasıl yapıldığını öğrenir, görür, uygulayabilirsen o zaman farklı sonuçlar elde edersin. Şöyle örnek vereyim. Sarı ile maviyi karıştırdığında yeşil olur. Ama sen pembe istiyorsan mavi ile yeşili karıştırarak her seferinde yeşil olacağı için pembe olmaz. Pembe olabilmesi için yapman gereken beyaz ile kırmızıyı karıştıracaksın ve pembe bir sonuç elde edeceksin. Yani davranışları değiştirmeyi görmen lazım, uygulaman lazım, yapabilmen gerekiyor. Peki biz ne yapıyoruz değerli arkadaşlar? Avrupa'da yaşayan Müslümanların kendilerini gerçekleştirmesini ve sevdikleriyle birlikte daha huzurlu yaşamayı onlara gösteriyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz değerli arkadaşlar? Kişiye 3 ay içerisinde duyguları, düşünceleri, davranışları nasıl değiştirebileceğini pratik olarak uygulamalı bir şekilde adım adım onlara göstererek. Peki bunu ne için yapıyoruz? İnsanların elindekilerini, kazandıklarını, çocuklarını veya huzurlarını kaybetmemeleri için yapıyoruz. Peki neden bunu yapıyoruz? Çünkü insanların hayal kırıklıklarına uğramamaları için. Gece onların rahat uyumaları için, yetersizlik sendromu yaşamamaları için, hak ettiği saygıyı veya değeri görmeleri için biz bunu yapıyoruz değerli arkadaşlar. Bizim de bu şekilde sana yardımcı olmamızı istiyorsan bizimle ön görüşme yap. Bizimle ön görüşmek için bu videonun altındaki linke tıkla, başvuru formunu doldur ve gönder. Bu videoyu beğendiysen beğene tıkla ve henüz değilsen bizim YouTube kanalımıza abone olarak bildirimleri açmanı tavsiye ediyorum ve bununla beraber senin de sevdiklerin vardır. O sevdiklerine bu videoyu gönder. Hoşça kal.